Canlar cancıklar haber var. Hello! Versin. Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Kültürel bir köşeden geliş yaptım sizlere. Arkadaşlar, Çap Çap Usta'nın mutfağı. Seveni çok, sevmeyen cancığı da çok. Bana mesaj atıyorlar. Abi yeter artık, hep yemek yapma mı? Gidiyor sadece onları izliyor. Cancık ondan sonra hep yemek yapma mı diyor. Ula cancık yerlerini izleseydin, neyse. Siyah üzüm çok faydalı. Derler. Tekrardan başlıyorum ve benim çok sevdiğim bir seri olduğu için ama hikayemizden önce yeni bir girişim var. Onu yapacağım. Şuraya yazıyla gelsin böyle. Girişimci güzel yazsın böyle, tamam mı? Boz ver. Çap Çap Usta'nın kitchen'ı. Olmadı kitchen. Başka bir şey koy bence. Çap Çap Usta'nın kanalizasyonu. Ne olacak kızım? Yemek yapıyorsun. Çap Çap Usta'nın mutfağı. Kitchen abi benimsi kitchen. Ben Çap Çap Usta'nın elinden. Ha güzel dur. Çap Çap Usta'nın elinden. Tamam. Şimdi şunu bir alalım, narımızı alalım. Arkadaşlar biliyorsunuz, bilmiyorsunuz ki nereden bileceğiz. Benim bir tane çok sevdiğim bir YouTuber var, amca. Adam inanılmaz yemekler yapıyor. Hep de mangalında yapıyor, tamam mı? Benim de hep isteğim de ama size hiçbir zaman yapamadım. Çünkü evde mangal olmuyordu. Şimdi dışarıda yapabileceğiz yemeğimizi. Hazırlıklarımızı burada yapacağız. Dışarıda pişireceğiz ve hatta malzemelerimizden bazılarını kendi bahçemizden toplayacağız. Öyle tamam mi? Tabii. Bir tanesi sadece. Aa evet! Cancık! O zaman malzemelerimizi toplamaya gidelim. Aşağıda. Ofisin oraya koyduk malzemeleri. Buzdolabı büyük oradaki. Bu İzmir'de var ya 21-22 derece sıcak, çok fazla sıcak ya. İçi İstanbul gibi değil. Hayır, ben hissedilen 37. Çok sıcak yani. Oha bu ne güneş, gözüm açılmıyor ki benim. Nasıl çekeceğiz Laz biz bunu? Kırmızı biber, toz biber var mı? Burada işte kırmızı biber. Benim Lego odasını yaptık mı? Olsun. Yayınladık mı? Yayınladık. Göstereyim bir daha size? Yayınladık ya. Olsun, belki izlemeyen var. Bir saniyeliğine bakalım. Ay tövbe, birden açınca bu şey çok evet, garip görünüyor ya. Fırat yemek yaparken ben de bir tane Lego'umu bitirsem. Sonra onu bana mesela getirip burada ikram etse. Muazzam bir video fikri. Fırat! He? Ben içeride Lego yaparken sen acaba yukarıda yemek yapıp bana sonra yemek mi getirsen odama? Yaparım aşkım, tabii ki de. Ben var ya her gün mangalda sebze bile yapıyorum. Mangalda kül bırakmıyor ya bu. Kül yok bizim mangalda çünkü birazdan görürsünüz. Teknolojik mangal. Ekmek aldık mı? Almadık ya. Ekmeği de hallederiz. Sandviç yaparız güzel. Şimdi arkadaşlar Meksika usulü muazzam bir tavuk yapacağız. Bir yandan sosis de yaparım ya bize. Heh, ya ekmek alalım mı? Böyle sosisli yaparız. Mayonez bir basarız üzerine sosis. Zaten bunu buzdolabına koyup rahatlıkla yiyebilirsiniz. But mu seviyorsun? İçinde var. Göğüs mü seviyorsun? İçinde yine var. Kanat mı seviyorsun? O da var. İnanılmaz bir tavuk bu. Tavuğumuzu sıfır ziyan olarak kullanacağımız müthiş bir tarif bu. Ben bunun videosunu gördüm. İnanılmaz bir şey. Öyle olacak mı gerçekten? Ne bakıyorsun oğlum? Gerdi beni şu görüntü. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir adet tavuğumuz. Tavuk bahçeden değil, yok. Başka birinin bahçesinde. Burası boynu, burası götü. Tavuk bu, tamam mı? Bildiğimiz tavuk. Üzgünüm şu an tavuk için ya, ne yapsın? Bitmiş aşkım, tavuğun hali kalmamış zaten. Bir şey yok artık ortada. Arkadaş ne hale geldin? Bizi de oyuncak ettiler. Mayonez almış, yüzünde mayonezin şey diyor. Seriously, good mayonez. Ciddi good mayonez. Tam inandık kardeş. Şimdi tavuğun ortada bir omurgası var. Omurgasının olduğu bölümden olabildiğince şey bir şekilde keseceğiz. Olabildiğince ney bir şekilde? İç organları duruyor mu? Portakalı da alayım mı gitmişken? Portakal almadınız evet, mı? Almamışsın. Git portakal al geceye. Gel portakal alak. Onu kesinlikle beceremem de dur bakalım. Ayarız. Portakal kaç tane lazımdır ki? Bir tanedir herhalde. Ben iki tane alayım. Mandalinaları da yukarıdan topladım, yiyorum. Bir tane çaldım ya. Niye söylemedin? Öyle bir şey çalındığı zaman vücudunun bir yerinde leke çıkıyor biliyorsun. Tabii mesela portakal çıkıyor yanında, işte belinde işte incir. Annem benim bana hamileyken inanılmaz elma canı çekmiş, bahçeden almış, hiç benim tarafımda elma çıkmadı. Demek ki pek de doğru değil. Çok heyecanlıyım, bunu çok iyi yapacağıma inanıyorum. Çok güzel bir şeymiş ya. Gerçi bizim köyde de her şeyi bahçeden alıyoruz ama benim evimin bahçesi, o da benim evim ama olsun. Kütletmeci Fırat Usta. Bu bölümü mesela evde kendileri mi yapacaklar kesin? Ya hayır ben şimdi gösteriyorum. İsterlerse kasaplarına kestirebilirler. Mesela deyin sırtını alın. Kemiğini mi? Omurgası mı? Ne bu? Ama adam videoda çok rahat kesiyor diyor. Yanlış mı kesiyorsun acaba sen? Okey. Bakın. Fileto gibi çıkardım. Doğru mu? Doğru mu? Tamam. Bu yeni edinmiş onu. Doğru mu? Şu tarafına geldik. Kesmiyor mu makas? Makas kesmiyor. Tavuk para istiyor herhalde. Kesen tarafı başka yermiş. Şimdi anladım. Asıl önemli olan şey bakın. Yavrum bitti elim. Çap Çap Usta görüyor musun? Bunları Sidar Şef'in hediyesi. El yapımı bunlar. Oha bayağı çat çut kesti ha.
kesme tahtası. Versem ya bir kesme tahtası. Bunu kesersen? Yok, onu kesmez. Merak etme. Vereyim bence. Çünkü adam kesme tahtasında yapıyor ya. Bastırma öyle. Onun altını çizdin şu an ve bunu değiştirmemiz gerekecek. Bak çizdiysem beni yesinler. Ne? Ne oldu? Kanat bölümlerinin uçlarını alıyorsunuz arkadaşlar. Temel olarak bu şekilde pişireceğiz. Ben videoya baktım merakımdan. Çünkü bana bütün tavuk alacağız falan bir şeyler söyledi. Yok dedim, öyle bir şeyler olmaz. Aşırı iyi görünüyor. Öyle olursa yaşadık, olmadı sosis. Ben gidip ekmek mi alsam acaba? Burada bir şey... Evde kahve bitiyor, haydi. İn aşağı, bisiklete atla, vın 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 git. Üzerime geliyor 85 tane sokak köpeği. Ona mama at, buna mama at. Bazısı üstüme atlar. Koşturuyorlar bisikleti. Zor. Zor tabii. Şehirdeki gibi kapı yap. Telefonla hiçbir şey gelmiyor. Yani böyle bir şey olamaz ya. Onu oradan buraya getirken yerleri su ıslatmayacaksın değil mi? Kesme tahtası lazım olacak o zaman. Ya da bilmiyorum. Ya karar verin. Bir şey verdim, bilmiyorum. Ya bir dur. Ben bayağı iyiyim bu konuda. İlginç ama. Önce bir yapsaydın da göreydin. Yani inanılmaz iyi temizledim ya tavuğu. Al bak, böyle geniş bir tepsiye koy istersen. Kesme tahtası mı istedin? Bunlar ne böyle pıtı pıtı? Dur aşkım dur. Görüyor musun? Ne kadar muntazam. İnşallah bir hata yapmadık. Şimdi bir kap istiyorum Ceyda Kasabalı. Sosumuzu hazırlamaya başlayacağım. Nasıl? Büyük mü küçük mü? Büyük. Bir kesme tahtası alırsam yalnız bu sefer önemli. Bizim portakallardansa, madem portakal alındı onu kullansam olur mu? Biz portakallarımızı buna harcamıyor mu? Ne alaka? Yiyelim. Kendimiz doğal portakal aldık işte. Mesela. Ya sosta mahvolacak. Yanacak gidecek zaten aşkım. Bunu ye, vitamindir yavrum. Yemeklerde her zaman bahçesinden almıyor mu şefler? Oha ne güzel kokuyor lan. Portakal. Bak bir su sayına şöyle yap. Ekşi mi? Tamam. Çok güzel. Ne yaptın? Sen yok mu olmuş? Sıkma. Var tabii ki. Versene aşkım. O zaman orada portakalı yiyeceğine yardımcı ol. İstemedin. Ya bir şeyleri de ben istemeyeyim. Ben isteyince her şeyi benden istiyorsun diyorsun. Kendin bir şey yapmıyorsun. Bence şu daha mantıklı bu arada. O öyle yapınca. Ne kadar lazım? Çok lazım. Şimdi mesela o az oldu. Aa ben bir şey görmüştüm. Şöyle portakal sıkıyorlar ya böyle çatalı çevirip. Sonra yaparsın. Kendi kanalında. Sadece portakal mı? Aynen aşkım. Böyle manyak bir topluluk. Portakal sıkıyorlar. Fırına veriyorlar. Ben de bunu manyak gibi bunu çekiyorum. Yani inanılmaz Sider abi. Bıçaklarım muazzam. Ellerimi yıkamıştım merak etmeyin. Az bile. Öyle söyleyeyim size. Bir tane daha sıkalım. Çıkmıyor aşkım. Artık eskisi gibi değil ki portakallar. Ya sen niye babaannem gibi konuşuyorsun? Al. Hatırlamıyor musunuz? Çocuk isterdi. Hani ben portakal suyu istiyorum diye bir tane portakalı sıkardık. İkisi birlikte içerlerdi. Şimdi öyle mi? Bir kilo portakal alıyor anca suyu çıkıyor. Yok su yok çünkü. Size çok güzel böyle mangalda yapılabilecek olan şeyleri yapacağım. Şimdi diyeceksiniz abi biz mangal mı yakıyoruz? E baba işte gittiğin zaman bir yerde yakarsın ne bileyim ben. Yakmadığımız mangal türü yok yalnız şu kanalda. Piknik mangalı yaktık. Tek kullanımlık şey çok kötüymüş. Hiçbir işe yaramıyor. Çok moralim bozuldu ya. Plastik dolgulu köfte mi yemedik? Sıcaktan bu erimiş. Yemedin inşallah. Bu arada bu kanalın en iyi yapacağım şey olabilir. Şimdi nelerimiz var? Kimyon, kırmızı toz biber. Bu önemli, rengini verecek. Sarımsak ezmesi Taşköprü'den. Bakacağız. Benim amcam Taşköprü Süleyman Kaya. Bakacağız. Çek bunu da çek, çek. Bakacağız. Tavuk yok, portakal yok. Kafasına göre öyle mangala atıyor. Göreceğiz kimin kanalı daha büyükmüş. Diyemedim öbürünü. Hadi bakalım Taşköprü. Taşköprü müydü oğlum? Adam nereliydi ya? Ne bileyim ben ne anlattığını da çok anladım. Bol sarım. Ceyda abi 7 yıl sonra bana getir göster. Bunu izledin mi? Bakın 1. Gerçek. Ne koktu mis. 2. 3. Bu kadar sarımsak 4. koysam ben de güzel olurum. Şimdi diyecektim 5. aynı şeyi. Hadi hepsini koyalım 7 olsun bitsin gitsin. Senden mi şey yapacağız korkacağız. Bizim buraların yörelerinden tarış. Zeytinyağı döküyoruz. Hayır reklam aldın tarıştan. Güzeldir ama tarış mı? Tamam. Değil her reklam meklam. Hoşuna gitti söylüyor işte. Hoşuma gideni söylerim. Çok hoşuma giderse evlenirim. Hadi bakayım. Bu kırmızı toz biber renk versin diye. Bu tablespoon ama benim gibi ustalar tabii artık ezberlediği için. Yani bir tablespoon ne kadar biliyoruz yani. Ne yazıyoruz bunun altında? 4 avuç içi mi? Yani acı koymak lazımdı buna ama işte koyamıyoruz. Hiç acı yok tarifte. Sen kendinden bir şeyler katma. Onu açın hemen. Döktün her yere. Zaten bu da 2 tablespoon'a tekabül eden bir şey. Ölçeceğim şimdi hiç alakası yok tablespoon'la. Yok avucun. Yok oldu. Bir şey eksik ama lime yok. Lime lazım. Lime. Sen levazın başı değil misin? Levazın başı mı? Levazatçı mıydı? Neydi?
Neydi o? Levazımcı. Tamam aşkım, sen levazımcısın bu evde. Yani bu içerikte hep böyle oldu. Ve hep bir şey unutuyorsun. Nereden alacağım? Ayşem'den alayım. Ayşem'den al gel. Nasıl gideceksin gel? Yediğim bir yemek yaptı kesin vardır ona. Ama bir sorayım ama. Beyaz sirke nedir ya? Bir tadı yok mu? Mesaj attım. Tamam. Oregano ne lan? Abi andımızı okur musun? Andı ne lan? Şimdi arkadaşlar 2 tablespoon yine göz kararı. Bakın 1, 2. Arkadaşlar yine 1 tablespoon. Herhalde olmuştur. Tuz var. Tuzu da 2 tablespoon. 2. Fazla koydum ben. Aa yeter gayrı kız. Belçika'dan aldığım tuzluklar nasıl? Rıfkı ile Şile. Rıfkı ile Şile. Rıfkı nerede abi? Boncuk. Bu kekik mi aşkım? Ay! Ay ama yavrum ya, ya niye sen böylesin yavrum? Çok koyma, daha kekiği çok sert olur. Gerçekten öyle değil mi ama öyle derler. Daha kekiği kullanırken dikkat edin. Çok fazlası acılaştırıyormuş bütün yemeği. Sen niye hala duruyorsun? Bisiklet şart buralarda. Herkes şarjı kullanıyor. Bunlar 30-40 kilometre gidiyor. E buradan Selçuk'a git gel yapabiliyor mu bunlar? E gayet iyi işte. Dur orada dur dur. Dur orada. Heh. Şöyle iki elinle böyle koş bakayım. İlk okula gider gibi çantamda taktım. Bu da Leyli Gül. Buralarda takılıyor. Buna bire yemek veriyor. Gerçi bir sokakta gördüğümün hepsi nerede yemek veriyor. O yüzden hepsi etrafımızda var zaten. Çok sıcak, çok sıcak. Şeyde o okul çantan ne? Lime alınca için atarım dedim. Lan şimdi elimle böyle lime'la böyle bisiklet mi kullanayım? Şunu takalım. Çok heveslendin de sen git gel. Belçika'da da bununla çektik hep. Belçika'da bunu nerede tuttuk biliyor musun? Kiraladığımız. Lime. Aa orada da lime'ın üzerinde unuttuk. Unuttuk. Kayıtta millet geçmiş falan. Evet. Sonra geri gittik aldık. Bir buçuk saat sonra. Unutmuşuz ama yerinde duruyordu. Vallahi kimse de çalmamıştı çok şükür. Bütün görüntüler gidecek de. Kendi kendime konuşmuştum yol boyu. Hayır çalan da izleyecek bir şey de anlamayacak. Cek, ne anlatıyor bu? Ya ver. Al tamam bin tamam. Çok güzel Ceyda ya. Keşke benim de olsaydı. Ne? Aşkım sen de binebiliyorsun ya istediğin zaman. Ben de bu. Bunlar çok bayır. Ağzını hayrak kıçını bayır aç. Ben skuter insanıyım biliyorsunuz beni. Skuterimle dünyaları gezdim. Ha, lan niye düşüyordum? 10 senedir bisiklet kullanmamıştım. Ah be şükür bir yola indik ya. Hem çeviriyor hem gidiyor. Kız paçalı. Merhaba. Ha elektrikli tekeri çevirdiğin an elektrik alıyor lan. Burada Ayşem'e fıt fıt giderken kullanırım diye almıştım da. Ya da bir yere ekmek almaya, bakkala, çakkala, bakkal, çakkal. Niye çakkal demişler lan? Ne alaka? Bakkallar çakkal. Şu sokak mıydı? Bakalım. Hayret bugün hiçbir köpek önümüzü kesmedi. Merhaba canım, merhaba canım. Ayşem yok. Komşuya da gidip şimdi köyde lime var mı denir mi ya? Lime yok, Ayşem yok. Neredesin lime? Allah Allah. Neredesin üleyim? Tövbe estağfurullah kendi kendime burada deliyim. Tamam o zaman gidiyoruz, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oğlum vitesi 7'deymiş ya bisikletin. Ya diyorum niye gitmiyor bu cancık ya? Efendim? Öptüm sizi. Köyden kankilerim ya. Dağlar kızı Ceyda, Ceyda, Ceyda. Fırat'ın kuzusu Ceyda, Ceyda. Ne yapıyor ki bu kız? Ne iş yapar? Bu kız içerikler dımdız. Ne 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 ne. Beste yaptım. Hepsine isim koydum sokak köpeklerinin. Bir tane beyaz var Whitey. Bunun ismi komşu. Bak bak. Bakıyor bana. Bir tane Leyli Gül var. Siyah var bir tane. Karanlık koydum onun ismini. Bir tane de dik kulak var. Oy. Bu kapattı mı acaba? Ben bunu kapatmamışım. Hayır açık aşkım. Vallahi yok. Ne yok? Lime yok. Benim tarifim bunca uğraşlarım. Pablo Asado tavuğum. Tamam. Getirecek bırakacak arabayla 2 dakika. Bakın arkadaşlar. Şöyle tavuğumuzda. Ya daha keskin bıçak yok mu ya? Şu olur mu? Bakayım. Çap çap usta yazıyor. Yok yok ama fena değil. Oo, Sidar şefim sen ne yaptın ya? Şifalı bıçak vermiş bize ya. Bu hem tavuğumuzun hızlı pişmesini de sağlayacak canlar.
Geldi. Aha, havluyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz canlar? Lime'ımızı sıktıktan sonra karıştırıyoruz. Bunları poşete koyuyoruz. Poşetin içinde iyice yediriyoruz. Dondurucuya gidiyor. 2 saat, 3 saat, 4 saat değil ama. Özellikle baktım 4 saat değil. Bekliyor. O sırada biz bir tane lahana salatası yapacağız. Sandviç için. Sonra mangalımızın başına geçeceğiz. Burada pişirme inceliği var yalnız bu işin. Geldi. Alayım 1000 tanem. 2 tane getirmiş. Bak 1000 tanem dedim. Tamam. Bıçak. Ah! Hah! Peki bir şey sorabilir miyim? Yoldan geldim yorgunum. Tamam. Oy tombulum tombulum. Şöyle bir limon sıkma şeyim varmış. Bunu böyle sıkıyorsun vızzız diye dökülüyor. Uf, nasıl sarımsak kokuyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. İki tane tavuklar girecek ya içine. Sığacak mı bunu? Sığar inşallah. Uf. Bu sosu içine attım. Sığdı mı? Sığdı. Ama oraya keşke bastırmasın. Ah be, niye oraya bastırdın yavrum ya? Olayım da basacak buraya belli ki. Ya dur dur. Ah! Gözüme kaçtı lan. Tamam. Dur. Şimdi ne? Ne? Niye duruyoruz? Şunu tut dökeyim içine biraz. Eyvah. Tersten yapıyorsun. Öyle olmaz o iş. Şuradan. Değil mi? Hayır hayır. Şuradan yani de böyle. Sen dök. Ben tutayım. Sen dök. Hepsini dökme. Söyle hiç. Sen yeterli. Tamam. Yeterli. Nasıl kokuyor lan? Mükemmel bir şey. Tansiyonumuz falan çıkmaz. Öyle burasını çevirmene gerek yok aşkım. Var var. Adam söylüyor var. Şefim söylemiş var. Hayret bir şey ki az oldu bu yani. Abicim. Hepsini dökme yavrum. Dökmedim. Durdurmasam döküyordun. He öyle mi? Ben ikiye böleceğiz sandım. Hayır aşkım bu pişirilirken devamlı üzerine sürülecek filmlerdeki gibi. Niye söylemedin bunu bize? Niye söyleyeyim sürpriz de. O zaman dökelim tabii içine ikisini. Sos az oldu dedin. Bunlar şimdi 2 saat bekleyecek mi? Bundan önce sordu bu soruyu cevapladım ben. O yüzden cevaplamıyorum arkadaşlar. Yani videoyu atlayanlar gibi adeta. Tamam şimdi gel bakalım. Oraya değil de sıkıştırmasan da oraya mesela şuraya koysak. Aşkım. Çekil bakayım çekil. Sana iyi kütle dedim ya. Ya bu çocuk. Aşkım sarımsak kokacak bu falan. Üstümü değiştirmem lazım. Bana mı gelmemiş bana gelmemiş. Neden yaptın? Sus gitti ona üzüldüm yemin ederim en çok. Deli gibi de koktu. Tüh. Allah kahretme. Tüh ya. Tüh. Kendi yüzünden her şeye karışıyorsun ya. E fıstık sosunu. Fıstık mı? Evet sen. Ayaklarımda var dur. Çok kokuyor. Kokar tabii fıstık gibi sos. Bak gene yanlış koydum ama ya. Çok fena. Çorabımı değiştirip geleyim. Sen de şok şok bak oradan. Her yer sarımsak şu an. Silip versene şuradan. Silip vereceğim. Bitmiş. Ne? Ne olmuş? Slipi kalmamış burada. Tamam kız sen de Allah Allah. Çorabıma kadar. Üstüm her yeri. İşte Ceyda'nın. O başına buyruk davranıyor ya. Savsak savsak. Ben bu lahanayı dokunamam. O sesi var ya o lahananın. Yok ben yapamam. Onu Ceyda yapar. Ben o arada rende nerede onu bulmaya çalışayım. Gerçekte bir rendemiz var mı ondan da emin değilim. Aşağıda da olabilir çünkü. Sanırım rendemiz yok be. Rende yok galiba. Rende nerede acaba ya? Oo tekniğe bak oğlum. Oradan da öbürleri geliyor. Sen bu kadar zamandır buradasın. Yeni mi fark ettin? Hiç bu kapağı açmamıştım. Aa bak böyle yapıyorsun öbürleri gidiyor. Aa gel gel bir göster. Bir açıyorum. Hop. Öbürleri geliyor. Abo. There is no rende ha? Yani salata yapmasam da olurdu ya. Neyse Ceyda gelsin hallederiz. Bu zaten bildiğiniz Kloslav salata var ya. Onun çok güzelini yapacağım. Sen nasıl sevmiyorsun Kloslav salatayı? Herkes çok düzgün bir salata, çok basit bir salata. Bunu Belçika'dan almıştık arkadaşlar. Bakın mesela ne olacak şimdi? Hikaye şu. Kalkın lan saat akşam 9 oldu. Bak şimdi. Anam babamgil evde yok. Babamgil dışarıda içiyor. Anam gitti kızmaya. Köpek araya girdi amcayla. Gibi bir şey işte. Güzel değil mi? Böyle bununla uyanıyorum sabahları. Aşağıda mı? Sen kebaçı hallederken ben aşağı ineyim, blendeyi alıp geleyim. E sen bunu takmayacaksın aşkım. Bak şimdi lahananın gösteriyorum. Aman yarabbim yanlış bir şey yapma. Sen bu videolarda çok güldürüyorsun beni ya. Sanki bana çok her şeyi biliyormuş gibi. Sakın yanlış bir şey yapma. Evet. Lahananın üst kalın şey yapraklarını ayır. Tamam mı? Heh, bu önemli. Şöyle bir kesit at. Şu kadar falan. Şöyle bir karpuz dilimi gibi ufak bir şey. Kalınlığı da şu. Şu anlattığın şey hiçbir şey anlamadım. Kendimce bir şey yapabilir miyim? Tamam yap. Dur dur. Aşağıda slipi var. Onu da getir.
Evet, dış kabuğunu çıkardık. E ne çabuk geldi. Abi, hiçbir şey yapmamışım ben gidip gelene kadar. Yani daha etrafı topluyoruz herhalde. Duymuyorum. Valla valla. Çıkardım ben onun dışını. Ha öyle mi? Dur ortadan bir tane böleyim. Peki. Kenardan şöyle böleceğim. Valla valla sana akide. Şöyle bir şey yeter mi? Çok bile okey yeter. Bakın bunun olayı ne biliyor musunuz? %50 lahana, %5 havuç, %45 mayonezdir bunun şeyi. Bakın önemli olan şey olabildiğince ince yapmak. Arda'nın mutfağından da izledim. Çok güzel demiş. Demiş ki hızlı yapmaya çalışmayın, ince yapmaya çalışın. Aslında Arda ile omuz omuza verip bu tarifi yapabilirdim. Gerçekten çok bereketli bir lahana. Mutfakların sultanı diyebilir miyiz Fırat Bey? Ya biraz öyle yani. Al al başına buyruk hareketler yaptı bir görsünler. Tamam şimdi havuç. Hanım kısmı şunu da yıkayıver. Yani evet. Tamam onu bir soyuver. Yapsın bir şeyler biz artık. Yapsın bir şeyler mi? Aşkım seni seviyoruz. Hepimiz. Çok. Mayonezi bol koyacaksın. Şimdi Türk tariflerinde yoğurt koyuyorlar. Aa mayonez isterim. Ama bunun orijinali arkadaşlar yoğurtlu değil. Çünkü bu yabancı işi biliyorsunuz. Onlarda yoğurt yok zaten. Varsa da Yunan yoğurdu diyorlar. Halbuki o bizim yoğurdumuz. Bir de orada yoğurtlar güzel olmuyor. Şimdi çok fazla gelebilir kimisine. Ben severim. Zaten biz bunu taban yapacağız bizim tavuğun altına. Çok basit. Dikey hareketler. Yani 0-101 olarak yani yemek yapmayı bilmeyen varsa %5 gerçekten el kararım artık aştı bu konularda. Böyle 5 bardakmış, 3 bardakmış. Yani amatörken çap başkaydı, profesyonelken bambaşka. Yemek yapmak öteki mutfağımda çok zordu. Burada çok iyi. Ne arıyorsa abi? Yok videoda yok. Sürekli bir şeyler arıyor, bir ya şeylere gidiyor, bilmem ne yapıyor. Ya istiyorsun ne yapayım? Katiyen yani, yok. Ya sürekli benden bir şey isteme o zaman. Bak böyle bir renk alması lazım. %5'e %50. Yok. Suyu lütfen oraya dök. Biraz daha dök. Nasıl mayonez kullanacağınız tamamen size kalmış olan bir şey. Markette bulunan buydu. Bunu aldık. Gerisi beni çok alakadar etmez. Üzerinde yazıyor. Seriously good diyor. Yani mayonez gerçekten işte, güzel. Mayonez işte. Yapıştırın ne varsa. Ha, güzel olanı Japon mayonezi olur. Japon mayonezi çok güzeldir. Bulursanız alın. Ben çok beğenmedim. Bir kere yemiştim. Bak. Koy. Ay. Abarttın mı? Oha çok mayonez gidiyormuş. Başka ne koyacaksın? Tuz. O kadar mı? Karabiber, tuz. Karabiber mi? Şimdi lahana normalde lezzetsiz bir şey. Bence değil. Tuzla birleştiği zaman çok lezzetli olur. Şöyle bir kaçılalım. Bak gidiyorsun, başka yere gidiyorsun. O kadar gitme. O kadar gitme ya. Videodan çıkma ya. Tuz getiriyordum ya. Çok karabiber. Sevmiyorum. Ya Ceyda aşkım sen mesela bir şefin yemeğine geline gittiğin zaman böyle mi davranıyor? Hayır. Onu şey bırak biz şefin senin bir kararını versin. Neyi ne kadar koyacağını. Onu biz buzluğa koyduk bu arada. Farkındasın değil mi? Dolaba değil. Frigidir diyor. Bir dakika, biz bunu buzluğa attık, derin dondurucuya. Frigidir ne? Buzdolabı mı, derin dondurucu mu? Buz olur, açılmaz Fırat. Koy buzdolabına koy şimdi. Biraz buzculukta, biraz buzdolabında. Ha, deep freeze değil mi onun adı? Ben İngilizcem zayıf olunca hatalar oluyor. Lahana güzel değilmiş. Bir şey söyleyeyim mi? Son dakika yakaladım konuyu var ya, yanacaktık. Sana şöyle söyleyeyim, çok kötü oldu ama... lahana kötüymüş. Nasıl kötü? Sezon değil galiba. Nasıl kötü ya? Bakayım bir. Çok iyi! Çok herhalde güzel. Oğlum ben size psikolojik baskı yaptım. Kolsav çok ben de sevmiyorum bu arada ama bu çok güzel olmuş. Çünkü Fırat Albayram yaptı. Bakın 5 dakikada yaptık hanımlar. Ha 5 dakika, 2,5 saatte ben hayır, de... Hayır 5 dakikada salatamızı yaptık, çocuk acıktı mı? Anne ben bir şey istiyorum, ne istiyorum? Bir şey istiyorum. Yavrum ne istiyorsun söyle. Bir şey istiyorum. Yap bunu ver. Ne bu? Bir şey de. O zaman ben burayı toplayayım. 2 saat onu bekleyeceğiz. O arada ekmek almaya gidelim. Sonra Joy'u çıkartayım. Biraz geçsin biz yemeğimi yaparken, o da takılsın orada. Bu arada Joy'un videosu muhtemelen daha gelmedi. Biz Joy'un videosunu çekeli bayağı bir oldu. Bazı videoları anlık atıyoruz, bazı videoları bir ay sonra. Joy videoda şu kadar. Şimdi göreceğiniz bu kadar. Sonra o video gelince Joy ne oldu? Joy ufalmış mı demeyin yani. Joy kendine çekmiş yani, içine çekmiş. Tamam mıyız aşkım? Ben hadi bakalım. Söyle ben de gelişimin farkında mısın? Nasıl rahat doğruyorum, şey yapıyorum. Elim ayağım paniklemiyor. Genelde böyle olmaz. Elimin lezzeti... Söyleyemedim. Elimin lezzeti yani. Şöyle söyleyeyim. Ceyda diyor ki acıktım ben diyor. Hemen mangal açıyorum, bir şeyler yapıyorum Ceyda. Değişik. Karım hastaydı. İkimiz de korona olduk bu arada. Kristal Geyik yılın en iyi YouTuber'ı ödülünü almıştık. Gidemedik kusura bakmayın hastaydık. İyi ki de gidememişiz. Koronaymışız bu arada. Koku gitti Ceyda'da neyse. Allah korudu yani hepinizi. Allah'tan biz dışarı çıkmamıştık zaten hep evdeydik. Ceyda'mı burada etlerle besledim, onu iyi yaptım, hayat gittim. Ben böyle bir şefim. Hacettepe'ye çok sevgiler, selamlar tekrar buradan. Daha önce Hacettepe'ye gelmiştik, Fırat abla. Ha, Fırat abla hikayesi oradan o video işte oradan çıkmış. Ödülümüz daha gelmedi ama. Şahin Selim hazır mıyız? Yalan değil, gerçek arkadaşlar. Ceyda, bana aşık oldun. Bana aşık mısın? Evet. Bir kere daha olacaksın. Oy. Hayır, öyle. Sevgiyi hak ettiğim
salatam, kırmızı kuru biberler, bunlarla size inanılmaz... Aa, buranın kuru biberi inanılmaz meşhur gerçekten. Dur şimdi sen. Açlıktan öleceğim. Şimdi... Şimdi hepsini toptan oraya bir gidiyoruz. Bir tane kesme tahtası, bir bıçak, bir tane sürme bıçağı, bir de tereyağını. Kap gel. Hadi bakayım, hadi! Devam edelim! Yavrum, bahçe masasını silme. Şimdi herkes diyecek ki, abi gazının tadı güzel olmaz. Tamam sen öyle de, ben bir şey demiyorum. Yani bunun teknolojisini yapmışlar, bütün Avrupa kullanıyor, bir sebebi var. Neden göstereyim hadi merak edene, gel. O vurur öyle, gel. Alt taraftaki şeyi görüyor musun? O metallerin adı lezzet ızgarası. Yağ oraya değdiği zaman anında buharlaşıp yukarıdaki ete tadını veriyor. Bize bunun testini yaptılar. Hakikaten kimse ayırt edemez bu arada. Mangalda mı yapılmış yoksa şeyde mi? Ne zaman ayırt edilebilir dediler biliyor musunuz? Kebap yapılıyorsa köftede de biraz fark eder mi? Bunlarda falan hayatta anlamazsınız dedi. Ya kimse anlayamaz dedi. Şimdi yakışa geçiyorum. Bu kadar. Mangalı yakalım. Bu mu? Hatta şurayı da yakalım. Şimdi burada önemli olan şey bunu yaparken gerçekleşecek arkadaşlar. Tavuklarımız zaten burada. Çok yavaş yapacağız. Aşırı yavaş. Toplamda yaklaşık olarak 16-17 dakika sürecek ve her 5 dakikada bir çevireceğiz. Her çevirdiğimizde tekrar soslayacağız. Ha sen yine mangalla yapmak istiyorsan mangalla yap. O ayrı, kömürün tadı da keyfi vardır falan ama benim gibi her gün yakacaksanız kömürle uğraşılmaz. Şefim size şöyle hazırladım atölyenizi. Sen kralsın karıcığım. Look at my girl. Sen yavrum. Çekil oradan, alayım var orada. Seni yerim, seni yerim. Gördünüz mü kocaman? Gel, otur. Bak ne kadar büyüdü. Bunun videosu gelecek, bunun yarısının yarısı kadar. Küçücükken gelecek videosu. Lan! Allah! Allah! Ama Ceyda'cığım sen niye böylesin? Yavrum. Dün akşam bir fırtına çıktı arkadaşlar burada. Ortalık birbirine girdi. Neler oldu, neler yaşandı. Hayatım bu kadar büyük bir fırtına hiç görmemiştim bu arada. Gerçek söylüyorum. Ya ben ne anlatıyorum ya? Boş ver fırtınayı. Bunu zaten herhangi bir şey, bu tadı verdin mi yenir. Napolyon ne demiş kardeşim? Napolyon ya markası ne demiş? Et, et, et. Ya. Ama biz ona tavuk veriyoruz. Ya, tavuk da bir et. Çok güzel ekmek aldık köyden. Size küçük bite'lar yapacağım. Ana! Fırat! Emin misin böyle olduğuna? Tabii tabii. Uçuşuyor. Bir şey olmaz. Şimdi herkesin karnı acıkmıştır. Ben burada yapacağım tabii çok güzel sandviçler. Siz de söylemek istiyorsanız size çok güzel bir uygulama söyleyeceğim. Daha doğrusu yöntem söyleyeceğim. Migros'u biliyorsunuz. Migros'un uygulaması var değil mi? Bakın buradan giriyorum. Sanal marketi, Migros hemeni var, Migros ekstrası var vesaire ama önemli bir şey daha geldi. Nedir o? Tak Migros yemek. Migros yemeğe direkt buradan ulaşabiliyorsunuz. Nedir Migros yemek? Sevdiğiniz restoranlardan yemek söylemenizi sağlıyor. Birinci artısı şu. Bir kere Migros'un kuryeleri hemen hızlı, sıcak ve taze bir şekilde getiriyor ve ayrıca ekstra ücret ödemiyorsunuz. Migros kuryesi getirirse ekstra ücret ödeme yok. Evet, normalde var ya öyle şeyler. Bunda yok. İkincisi de Migros yemekte ilk siparişinizde Kasım ayında 60 TL indirim kazanıyorsunuz. Yani şu an 60 TL indirim kazandınız, o bende. Sonrasında da sipariş veriyorsunuz ya 55, 45, 40 diye böyle indirimler kazanıyorsunuz. Her siparişinizde kazanıyorsunuz gibi düşün. Aynen. O şekilde toplam 190 TL'de indiriminiz olacak. Ama ilk siparişini verenler aşağıda linki var. 60 TL kazanılıyor. Nereler var derseniz arkadaşlar bildiğiniz bütün sevdiğiniz restoranların hepsi uygulamada var. Mesela ben şimdi girdim. Bakın burada aşağıya doğru iniyorum. Bütün restoranlar karşıma çıkıyor. Siz de hoşunuza giden bir yemeği Migros güvencesiyle Migros yemekten söyleyebilirsiniz. 81 ilde hizmeti devam ediyor. Buyurun aşağıda link var. İndiriminiz bizden olsun. Afiyet olsun. Harika. Afiyet bir olsun. Bir tane şimdi de tatlı söylüyorum. Profiterol benden. Nasıl sende ya? Yapamam. Yapabilecek bir şeyim yok. Bu da kıvamına geldi. Kısıyoruz. Medium low'a. Şimdi en zor bölüme geldik. Bunu ben buradan alıp nasıl buraya koyarım Ceyda sence? Maşayla. Burası ne biliyor musun? Şu alttakini bir açıyorsun abiciğim. Balkona koyduğun şeyler orada ısınmaya devam ediyor. Artı ne var? Motorunu alırsan ki alacağım. Kokoreç mi? Taktın. Dönüyor. Tencere yemeği de yaparsın. Zaten bir kapatıyorsun kapağını. Anında çıkıyor 260 derecelere. E fırın bu. Ağzının tadını biliyorsun ha. Nasıl büyüdür kızım benim? Bu arada ben buna 5,5 aylık demiştim öbür videoda. Bu 5. ayın 5'inde doğmuş. E bugün Kasım'ın 5'i falan. E bu hayvan daha yeni 5 aylık oldu. 5 aylıkken bu böyleyse sen bunu yiyemem, tamam? Ama oğlum böyle bir koku olamaz ki. Elimizi kirletelim be kardeşim, ha? Oha. Hafif hafif kaydıracağız. Biraz hatta kapatıyoruz kapağını. Oha çok hızlı yükseliyor. Bakacağız kimin ısısı daha yüksekmiş, göreceğiz. Çek çek, bunu da çek. Çek komutan, çek. Isı yok, kömürü yok, tavuğum yok. Yani sen şimdi bize küçük bite'lar hazırla, kes bakalım bunları hadi. Ekmek kendinden zaten hazırmış. Ya bizim kantinde de böyle yapıyorlar. Kaç derece oldu görüyor musun? Daha yarımda açtım hepsini. Fullesem anında vurur.
Farkındaysanız da ayak yedi ama böyle bir, dövüş yok yani. Ne zaman yeriz? Ha? Daha var, çok var. Ne? Şimdi 5 dakika böyle, 5 dakika öyle, 5 dakika böyle, 5 dakika öyle, 5 dakika böyle, 5 dakika böyle. 25-30 dakika. Abi. Arkadaşlar yavaş yavaş pişirince güzel oluyor bu. Ya, abicim. Saraya sosis satayım bak, doğru söylüyor. Ver yeğenim, sosis kes oradan bana. Tabii şimdi burada sıkıntı ne olmuş biliyor musun? Çok emmedik. Emmedik mi? Bir tane mi kestin aşkım? Kim yiyor bunu? Tadını etkilemesin abi. Yok, onu rahiye verir. Buradan buraya götürene kadar bütün buzu döktün. Bakar mısın? Şimdi bunları şöyle koyalım. Kesme tahtasına tavuğu keseceğiz çünkü. Biliyor musun? Onu böyle yere mi atacaktın? Ben yanlış mı gördüm az yok, önce? Yok. Eda bak bazı şey, köpekler var, onlar yer dedim. Tavuklar atılır mı yer. Tavuklar ya? Yer aşkım. Tavuk mu var bizim evde? Gelsin al biraz tavuk. Sosis mi almış o? Oyuncak sosis mi? Lan gerçek değilmiş. Sosis aldım sandım buradan. Çap çap yaptı bu sefer. Ceyda'cığım amacın ne? Böyle duruyorum, çat çut duruyorsun. Kaşık vereyim mi? Ha, ver kaşık ver. Bakın içeride bana söylendi, ne yapıyorsun ne yapıyorsun görürüm. Kafam çalışıyor değil mi? Pırıltılar burada böyle. Tıf 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 tıf. Her an her şeye ihtiyaç olabilir. O kadar acıktım ki yani o kadar olur ya. Hmm. Biraz daha pişsin bunlar. Bu da biraz daha pişsin. Çim yeme bir tane aşkım. Dikkat et sıcak. Abi emin misin? Bana söyle bakayım kömürler arasında tat farkı var mı? Sen söyle. Yok. Yok anlamazsın. Kim anlamıyor ya? Yemek programları gibi yerlerde şey diyor ya, görmek isterdim. Sizden biraz karamelize görüntü beklerdim. Şimdi bundan sonra zaten sistem aynı. Sürekli çevireceğiz. Bu sosu üzerine dökeceğiz. Sonrasında hazırlanma aşamasına ve tadımına geçiyoruz. Şefim bu siyahlıklar ne? Onlar çok önemli değil. Pişmemiş sanki. Ben dedim beni şey yaptınız. Ne yaptık seni ya? Acıktık. Oğlum pişmediyse niye ya? Yiyecek halimiz yok. Seni çiğ tavuk bile yeriz de yani bu değil yani tabii. Adam diyordu ya 20 kere yapacaksınız bunu diyordu. Ya Fırat. Hazırsan biz ekmeklerini bak ne yaptım. Evet arkadaşlar. Oo açılmış saçılmış. Tavuk döner. Sıcaktır ama ha dikkatli ol. Ben sana bir sandviçini yapayım. Gerçekten sos içine işlemiş. Canım bayağıdır tavuk döner istiyordu. Ona benzettim. En güzel yerini beğeniyorum. Kemiksiz. Löp. Neyse yenilerini de çıkartayım şuraya koyayım. Güzel. Sese bak. Ne yapıyor mu? Sese bak sese. Çok başka. Sana da bir tane hazırlıyorum. Herkes hoşuna gitti, beğendiniz. Çok güzel. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu sosla direkt göğüs de yapabilirsiniz. Hı-hı. Fırında da yapılır bu. Orada olay sos yani. Ben size sosu anlatmak istedim. Var ya çok güzel. Eğer yaparsanız, evde yerseniz afiyet bal olsun. Sirkenin tadı, portakal, sarımsak zaten. İzlediğiniz için teşekkürler Çap Çap Usta'nın. Mangala ellerine sağlık yaptı. Çap Çap Usta. Evde tavuk döner keyfi. Koca tarifi yapmış adam şef. Ben onu bir tavuk döner indirgedim az önce. Çok daha güzel tariflerim gelecek sizlere. Hamburgerler, farklı farklı şeyler. Takipte kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda çok güzel. Ne gelecek acaba?